Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Soru Bankamızın 32. videosu fonksiyonların 5. videosuyla karşınızdayım. X, Y testlerine yani temel ve orta seviye sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve direkt ilk soruna başlıyorum. İlk soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği yani y eşittir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Güzel. Buna göre mutlak değer fx eşittir 1 denkleminin kaç farklı kökü vardır? Şimdi bakın arkadaşlar. Bir fonksiyonun mutlak değerini almanızı istiyorsa x eksenin altında kalan kısımları yukarıya taşımanız gerekiyor. Taşıyalım. Bakın buradan aşağıya x eksenin altına inmiş. Demek ki bu ifade yukarı taşınacak. Aynı şekilde şurası Eksi 3 noktasında aşağıdaydı. Demek ki burası 3 noktalarına, 3 noktasına kopyalanacak. Ve bu arkadaş şu şekilde yukarı çıkacak. Bu tarafta bu yukarı çıkacak. Ve alt taraf komple silinecek. Benden ne istiyor? Bakın x eşittir 1 noktası burada. Mutlak der fx'in 1 denklemini yapan kaç farklı kökü vardır? O zaman ben 1 noktasına şu şekilde paralelimi çizdiğimde. Harika. Fonksiyonu kaç noktada kesiyor? Bakın 1 bunu sağlayan bir x değeri var. 2 bunu sağlayan bir x değeri var. 3 0 değerim var. 4 bir x değerim var. 5 başka bir x değerim var. 6 bir x değerim daha var. Bu x değerleri kaç tanedir diyor. Yani kaç tane farklı kökü vardır diyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kökü var. Bu da ilk sorumuzun cevabını bize Ceyhan olarak bulduruyor. İkinci soru diyor ki yukarıdaki şekilde eksi 3, 5 açık aralık bu önemli. Aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun ekstremum noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? Yani dip ve tepe yaptığı noktalar. Bakın bunlar kapalı olsa alacaktım. Bununla ilgili bir soru yazdım zaten. Uç noktaları zaten açık almıyorum. Baktığımızda buradaki eksi 6 yani 0 6 noktası çünkü bu noktanın adı 0'a eksi 6 noktasıdır. X'i 0, Y'si eksi 6. Bu nokta benim için ekstremum noktadır. Aynı şekilde bakın burada bir tepe var x'i 3, y'si 4 olan bu nokta benim için ekstrem noktadır. Ekstrem noktadır. Koordinatları toplamını istiyor. Bu ikisinin koordinatları 0 6 artı bu ikisinin koordinatları 3 artı 4'ten toplam 7 6 bir değerini veriyor. Bu da ilk sorumuzun pardon ikinci sorumuzun cevabını bize Adana olarak veriyor. Üçüncü soru bana diyor ki yukarıdaki şekilde x, 3 5 kapalı aralığında bakın burada kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun yere ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? Buradaki detay. Bu noktalar kapalı olduğu için bakın üstteki soruda buralara ekstremum nokta almadık ama burada kapalı olduğu için şey, yani dahil ettik. Burada alıyoruz. Yani buradaki ama ekstrem noktaların sadece apsislerin toplamını istiyor. Diğerinde hem apsislerin hem ordinatların toplamını istiyordu. Buradaki apsisler eksi 3 var. Bakın 0 noktası, bakın 3 noktası bir de 5 noktası. Çünkü eksi 6 yani 3'e 4 bu nokta burası ve de burası benim için ekstrem nokta. Bunların absisleri toplamı da eksi 3, 0, 3 ve 5'tir. Eksi 3 ile 3'ün toplamı 0 zaten 0 geldi. 5 de buradan geldi toplam 5'tir. Bu da 3. sorumuzu Edirne olarak buldur. Dördüncü soru diyor ki fx eşittir x üzeri 4 eksi 81 fonksiyonu x eksenin kaç farklı noktada keser. X ekseni kesti noktayı bulmamız için bunu sıfıra eşitliyorum ki x ekseni karşı noktada kestiğini buluyoruz. Uzun uzun grafiği çizmemize gerek yok. x üzeri 4 eşittir 81'e. 81 demek 3 üzeri 4 demek. E buradan alacağı x'in 2 değer vardır. x1 eşittir 3 veya x2 eşittir. 3 yani 2 noktada keser. Bakın. Zaten benden bunları istiyor. Bu 2 nokta Ceyhan'ı verir. Bu da 4. sorumuzun cevabını Ceyhan olarak bulur. 5. soru diyor ki fx eşittir x kare artı mx artı 3 fonksiyonu 1'e 3 aralığındaki ortalama değişim hızı 7 olduğuna göre m kaçtır? Ortalama değişim hızı neydi? Delta y bölü delta x. Yani y'lerdeki değişim bölü x'lerdeki değişim. Hangi uç noktalarda? 1 ve 3. Demek ki delta y dediğim ifade f3 eksi f1'e bakın. Delta x dediğim ifade 3 eksi 1'e eşit. Eşittir. F3 dediğim 3'ün karesi 9 artı 3 çarpı m'den 3m artı 3 eksi parantez x n'i 1 yazıyorum f1 için 1 artı m artı 3'e bölü 3 eksi 1'den 2 eşittir. 9 artı 3'ten 12 artı 3m 1 artı 3 4 artı m eksi içeri attım. Eksi m eksi 4 bölü 2 eşittir. 12 eksi 4 8 artı 2m bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar? 7'ye. İç dıştan 8 artı 2m eşittir 14'e diğer tarafa attım. 2m eşittir 6'ya buradan m değerin 3'e benden bunu istiyordu. Bu da 5. sorumuzu diğer bakır olarak bulduruyor. 6. soru diyor ki A noktası 5'e A-3 noktasının x eksenine göre simetriği. Peki bu ne demek? Bir A noktanız varsa x virgül y eğer x eksenine göre simetri almanızı istiyorsa x eksen neresi burası. Yani şöyle düşünün. Burada bir sizin grafiğiniz var. X'e göre simetri aldığınızda alt tarafa iniyor. E bunun x değerleri değişmiyor. Ne yapıyor? Y'si burada üçgen eksi 3 üç oluyor. Yani y değeri değişiyor. Demek ki x aynı kalırken y'si eksi ile çarpılıyor. Soru bitti. Peki. Devam ediyorum. E x aynı kalıyorsa bakın birinci de a'ydı 5'ti. ikinci de a artı 3. Demek ki artı 3 değerim 5'e eşit diğer tarafa attım. Buradan A noktam 2'ye. A'sı 2. Geliyorum A yerine yazıyorum. 2 eksi 3'ten burası oldu sana. Eksi 1. Burası B. Ne oluyordu? Eksi çarpılıyordu. Yani eksi eksi 1 eşittir B'dir. Buradan da B değerim 1'dir. Benden bunu istiyordu. 6. sorumuzu da Adana olarak bana buluruyor. 7. soru bana diyor ki A noktası 2M virgül M artı 8 noktasının, noktasının Y eksenine göre simetri. Şimdi x'e göre simetri aldığımızda bir önceki soruda ne yapıyordu? Y'si eksili çarpılıyordu. Bu sefer y'ye göre simetri alında. Eğer noktamız x virgül y ise bu nokta a üssü eksi x virgül y'ye dönüşüyor. Yani artık birinci bileşenler eksile çarpılıyor. E a noktası 2 m virgül m artı 8 den a üssü 6 eksi m virgül n'ye dönüşmüş olduğuna göre n karşıdır diyor. Demek ki 2 m sayısı ne yapıyor? Eksile çarpılıp eksi 2m oluyor. Bu da 6 eksi m'ye eşittir. Attım diğer tarafa. Eksi m 6'ya. Buradan da m değerim. Eksi 6'ya m'yi bulduk. Şimdi neyi buluyoruz? E o zaman y'leri değişmiyor bunun. m artı 8 sayısı direkt n'ye eşittir. m yerine eksi 6 yazdım. 2 eşittir. N'ye. N, ye. N ye değerim 2. E bu da 7. sorumuzu bize burs olarak bulduruyor. 8. soru bana diyor ki yukarıda solda fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre sağda fx'in dönüşümü olan grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ben burada ne biliyorum? İki sonuç biliyorum. Bir f0 değerim 0 bir de f2 değerim 4. Bu zaten x karenin fonksiyonu. Bu bir. E diğer tarafa geldiğimde bakın bir dönüşüm verilmiş burada. Şimdi bu dönüşümde f2 değerim neye eşit? 8'e. f0 ara 0. Bu fonksiyon birazcık kapanmış. İçine kapanmış. Fonksiyonun birazcık içine kapanması demek, yani kollarını kapatması demek kat sayı ile alakalı. Şöyle söyleyelim. fx eşittir artık. ax kare oldu diyelim ve a'yı bulalım. Bunu da şöyle bulurum. yerine 2 yazdığımızda 8'den geçiyorum. Yazıyorum. Bakın. 2'nin karesi 4'ten 4 a eşittir 8. a eşittir. 2'ye demek ki bu fonksiyon fx eşittir. 2 f x'tir. Şıklara göre gidelim. Y eşittir eksi 2 fx. Eğer eksi 2 fx olsaydı kollar aşağı dönerdi. Yani fonksiyon simetri alınırdı. Bu gitti. Eksi fx olsaydı aynı şekilde eksi çarptığımız için aşağı dönecekti. Gitti. Bu zaten cevabımız. fx eksi 1. Buranın x eksi 1 olması demek fonksiyonun bir birim sağa kayması demek kaymamış. x eksi 2 olması 2 birim sağa kayması demek kaymamış. Buradan 8. sorumuzu biz Ceyhan olarak buluyoruz. 9. soru diyor ki yukarıda y eşittir fx ve y eşittir 3fx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Bakın burası y eşittir fx burası y eşittir 3fx. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Bir önceki soruda da gördüğümüz gibi bizim arkadaşlar x noktasındaki değerler ve değdiği noktalar yani x ekseni kesin noktalar değişmez. Bunu bir katsayıyla çarptığınızda değişecek şey benim görüntülerimdir. Mesela buradaki görüntü diyelim ki 0 yazdığımızda 1'e gidiyor. Bakın 0 yazdığımızda 1'e gidiyor. Buradaki görüntü 0 yazdığımızda 3 katıysa 3'e gider. Tabi negatif olduğu için eksi 1 eksi 3 diyelim. Diyelim ki buradaki değer bakın 4 yazdığımızda ha 1 bölü 2'ye gitsin. 3 ile çarpımda 3 bölü 2'ye gider. Yani x ekseni kestiği noktalar değişmez. A yine eksi 4'tür. B yine 3'tür. C yine 7'dir. Burada hiçbir sıkıntı yaratmaz. E benden bunların toplamını istiyor eksi 4 artı 3 artı 7'den 3 eksi 4 eksi 1 artı 7'den 6 yapar. Bu da 9. sorumuzu diğer bakır olarak bulduruyor. 10 soru diyor ki f diyor çift fonksiyon olmak üzere 3 çarpı f eksi x eksi 4 eşittir. Eksi fx artı x kare olduğuna göre f6 kaçtır? E çift fonksiyonsa bu bana şunu söyler. fx eşittir f eksi x. Demek ki ben burada f eksi x gördüğüm yere fx yazsam 3 tane fx eksi 4 eşittir. Burada eksi fx artı x kare. Eksi fx'i diğer tarafa attım. 3 tane vardı bir tane daha geldi. 4 tane fx yaptı. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Burası x kare artı 4 yaptı. E her iki tarafı 4'e böldüğümde fx eşittir. x kare artı 4 bölü 4'tür. x görünüyor 6 yaz diyor. f6 eşittir 6'nın karesi 36 artı 4 bölü 4 yapar. Bu da 40 bölü 4'ten 10'dur. Bu da 10. sorumuzu bize Ceyhan olarak buldurur arkadaşlar. 11. soru diyor ki yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx dönüşümünün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? E burayı bakın görüntüyü eksiyle çarpmak demek x eksenine göre simetri almak demek. E, x eksenine göre simetri alıyorum. Bu arkadaşı birazcık daha uzattım. Direkt burada göstereyim daha iyi anlaşılır. O zaman X'ler değişmiyordu bakın. Eksi 1, 0, 1 noktası. 1'di. Demek ki bu nokta eksi 1 olacak. Bakın 3'tü tepesi. Demek ki bu nokta eksi 3 olacak. Yani simetriyi aldığımızda burası eksi 3'e geldi. Eksi 1'e 1'di. Burası bakın. Yani x'in eksi 1'e 1'di. Eksi 1'e eksi 1 oldu. Buraya geldi. E noktaları birleştirdiğimizde şu şekilde fonksiyonumuz bu olacak. Yani x eksenine göre simetrik. Ki o da 11. soruda bakın 1'e eksi 3 eksi 1 eksi 1 Adana şıkkına denk geliyor. Bu da 11. sorumuzu Adana olarak bulduruyor. 12. soru diyor ki f fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Nedir bu? Tek fonksiyon demek. Tek fonksiyon nasıl gösterilir? f eksi x eşittir eksi fx'tir tek fonksiyon. Güzel. fx eşittir a eksi 2 nin x üzeri 4. kuvvet eksi b artı 3'ün x karesi eksi a b x veya tabi bu gösterimi. Eğer fonksiyon tek olabilmesi için fx eşittir x küp x üzeri 1 x üzeri 5 yani sadece tek kuvvetlerin olduğu x'ler olmak zorunda ve burada tek kuvvet olan sadece x üzeri 1 var yani sadece bu bulunacak. Demek ki x üzeri 4'te çift kuvvet bulunmayacak x karede çift kuvvet bulunmayacak. Bulunmaması için kat sayının 0 kat sayının 0 olması gerekiyor. Çözelim. Demek ki a eksi 2 sıfırmış. Buradan a değerim 2'ye. Buradan B artı 3'üm sıfırmış. Demek ki B değerim eksi 3'e eşittir. A'sı 2, B'si eksi 3. Benden ne istiyor? F1'i e bunlar gitti. Sıfırladım çünkü. O zaman benim F fonksiyonum eşittir. Eksi A dediğim yere 2. B dediğim yere eksi 3 çarpı x. Yani 6x. Ve x gördüğüm yere 1 yazdığımda 6 çarpı 1'den de sorumuzun cevabı 6 bulunuyor. Bu da 12. sorumuzu Ceyhan olarak bulduruyor arkadaşlar ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.